Evet, öncelikle elde dökülen kala ekmeğimizi güzel bir şekilde daha rahat pişmesi için, daha rahat sarılması için elimizde çiteleme dediğimiz işlemi yapıyoruz şu anda. Kadayıfımızın sert olması lazım. Diğer burma kadayıflara göre kadayıf dolmamızın kadayıfı sert olması lazım ve elde dökülmesi lazım önce. Kadayıfı olmaz. Şöyle çiteledikten sonra elimizle güzelce yerleştiriyoruz. İçine iri ceviz atıyoruz. Cevizimiz Erzurum'umuzun Tortum ilçesinde yetişen ceviz olması lazım. 1-2 tane çevirdikten sonra dolma haline almış oluyor. Cevizi gösterelim bir daha. Cevizimizin toz olmaması lazım. Toz ceviz olmaz çünkü lezzetini alamayız cevizi. Cevizimiz Erzurum Tortum ilçesindeki ceviz olması lazım. Bu şekilde dolma halini almış oluyor. Bu şekilde dizdiğimiz kadayıflarımız yaklaşık bir 3 saat, 4 saat bu şekilde dinlenmesi lazım. Daha rahat pişmesi için, bozulmadan pişmesi için, şeklini bozmadan. Sardığımız kadayıflar kalıp aldıktan sonra akıyla birlikte çırptığımız yumurtanın içine batırıp her tarafına değecek şekilde tepsiye süzmeye bırakıyoruz. Dolmaları fazla bekletmememiz lazım. Beklettiğimiz şişiyor, şeklinden çıkıyor. Kadayıflar şu anda süzülüyor. Evet, yumurtada süzülen kadayıflarımız kızgın ayçiçek yağına şu anda bırakıyoruz. Kadayıfımızı yağın içinde çevirmeye başlıyoruz. Kızgın ayçiçek yağımızın içerisinde. Yavaş yavaş kızarıyor efendim. Kısık ateşte olması lazım. Fazla harlı ateş olmaması lazım. Boştan aklımıza gelmedi de ya. Kızarmış kadayıflarımız şöyle iyice yağını süzdükten sonra şerbetin içine bırakıyoruz. Ama yağın içindeki şerbetle yağın içindeki kevgirle şerbetin içindeki kevgirin ayrı olması lazım. Şerbetin içine bıraktıktan sonra kevgirle iyice dibe basıyoruz, şerbetin rahat çekmesi için. Evet, kadayıfımız yaklaşık bir 4-5 dakika şerbetin içinde bekleyecek. Ondan sonra servise hazır. Şerbetimizin sadece şeker pancarından olması lazım. İçinde herhangi bir kimyasal gibi ürünler olmaması lazım.
Evet, şöyle güzel pişirdikten sonra içini dışını kadayıfımızın çıtırlığı böyle ortaya çıkıyor. İçindeki malzeme. Pişirirken dikkat etmemiz gereken hususlardan biri içindeki cevizin yanmaması. İçindeki cevize zarar vermememiz lazım. Efendim, tabii ki Ramazan'da tatlı çok tüketiliyor. Özellikle Erzurum'umuzda en çok tüketilen tatlı kadayıf dolması. Kadayıf dolmasında biz geçen sene, bu seneye göre geçen sene bir pandemi olduğu için biraz daha düşük gitti. Bunun yanı sıra diğer kadayıf çeşitleri de var ama Erzurum'da, hatta bütün Türkiye'ye de buradan gönderim yapıyoruz kargodan. En çok tercih edilen tatlı kadayıf dolması. Günlük 50 ile 100 kilo arası çiğ kadayıf olmak üzere 50 ile 100 kilo arası yapmayı planlıyoruz. Geçen sene pandemi olduğu için fazla gitmedi. İnsanlarımıza ulaştırmakta biraz güçlük çektik ama bu sene pandemi olmadığı için şehir dışında da çok talep var özellikle. Günlük 50 ile 100 kilo arası üretim yapmayı düşünüyoruz. Evet, şimdi fiyatı da düşük olduğu için mesela baklavaya göre şu anda en iyi baklavanın kilosu 200 lira ama kadayıf dolmasının kilosu 70 lira. Fiyatı da biraz daha ekonomik olduğu için en çok tercih edilen tatlı bütün hemen hemen sofralarda kadayıf dolması tercih ediliyor. Yani olmazsa olmazı Erzurum'un kadayıf dolması tatlısı. Özellikle Türkiye'nin her tarafında İstanbul'da, İzmir'den, Ankara'dan özellikle o illerimizden, batı illerimizden daha çok talep var. Çünkü güneydoğu illerimize daha çok vurma kadayıf tükettikleri için kadayıf dolmasını fazla tüketmiyorlar ama batı illerimize İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa bunlarda çok talep var efendim. Kadayıf dolmasının öncelikle şerbeti şeker pancarından olması lazım. Yağı çok güzel yağ olması lazım ayçiçek yağının. Yani her yağ olmaz. Yanma olasılığı düşük yağlar olması lazım. Aynı yağda en fazla ikinci defa kızartabiliriz kadayıf dolmasını. En çok buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü yağ 100 derecede kaynıyor ve bunu en fazla iki defa kaynatmamız lazım. Üçüncü defada bu yağ motor yağına dönüyor. Yani mideyi de rahatsız eder, insanın sağlığını da ciddi şekilde zarar veriyor. İkincisi ceviz, en iyi ceviz olması lazım. Özellikle Erzurum'umuzun Tortum ilçesindeki ceviz olması lazım. Geri kalan da yumurta, ya çok yumurtanın akıyla birlikte karıştırıp kadayıf dolmamızı batırdıktan sonra iyice süzmemiz lazım. Çünkü yumurta kaldığı zaman da yumurta da sonradan rahatsız eder mideyi. Bunlara dikkat ettikten sonra güzel bir kadayıf dolması ortaya çıkar.